güzel ahlaktan bahsederiz. Peygamberi ahlaktan, Kur'an'ı ahlaktan bahsederiz. Bunun önemine vurgu yaparız. Zira kulun Rabbe ermesinin, Allah'a ulaşmasının temel kaidelerinden biri de sıfat-ı ilahiye ile ittisaf, Allah'ın hoşnut olduğu sıfatlarla donanmış olmak ve ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanmaktır. Muhammedi bir ahlaka bürünmektir. Fakat bu hal öyle bizim anladığımız şekliyle çok okumak, siyerleri okumak, rivayetlere bakmak, yazmak, çizmekle olmuyor buyuruyor Hazret. Ancak bu kemalatı nefsinde ceme muvaffak olmuş, Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış, peygamberin ahlakıyla ahlaklanmış, bunu kendinde kemale erdirmiş, tamamlamış bir insan-ı kamilin, bir Ebu Bekir'in tarifi ve batinen nazar ve sohbetiyle ve saliklerin öyle bir yola süluk edecek, bu hakikatleri kendisine meslek edinecek kişilerin azim ve ciddi çalışmaları ile elde edilir. Bunun yolu budur buyuruyor. Araştırma, inceleme, okuma, yazma vesaire olmasın anlamında değil bu. Ama bunlarla olmuyor. Tıp kitaplarını okuyanın doktor olamadığı gibi, hukuk kitaplarını okuyanın savcı, hakim olamadığı gibi, belli hesap ilmiyle uğraşan kişilerin mühendis olamadıkları gibi, efendim, bir iki tasavvuf kitabı okumakla, bir iki hadis ezberlemekle de arif olunamayacağını bize anlatmak istiyor. Hazret, bunu bize anlatmak istiyor. Ancak bunu kendi bünyesinde kemale erdirmiş, masivayı vücut ülkesinden sürmüş, kesret libaslarından soyunmuş, vücut kabrini, gönlünü cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirmiş, her türlü cehennemi hararetten, cehenneme benzerlikten azade kılmış insanlarla ancak onların yoluna ulaşma ile Allah'a inabe etmek istiyorsan, Allah'a karşı bir teslimiyet, Ebu Bekir misali bir rızalık hali istiyorsan, onun yoluna girmişlere, onun yoluna uymuşlara, ona inabe etmişlere inabe et. Sen de onlara uy. İşte o zaman o yol sana açılır. O yol o zaman açılır. Cenab-ı Hak bunu hepimize kolay kılsın. O yolun yolcuları eliyle bu yolu bize açsın. Bu yollardan bizi nasiplendirsin, mahrum bırakmasın inşallah.